Hey, thank you very much. First of all, I have pleasure to be. My target every time is to play good football. Öncelikle bu röportaj için teşekkür ederim. Tekrardan Türkiye'ye gelmekten büyük bir keyif duyuyorum. Evet, rahatla anlaştık yeni takımı. Bu takımla beraber çok iyi bir futbol oynamak istiyorum. Taraftarımıza ve kulübünü sevenlerine güzel bir futbol izletmek istiyorum. I am 100% with this team, with this player what I have in this time we play Europe. Öncelikle elimdeki oyuncu grubuna göre bir sistem seçiyorum. 3-5-2 evet, beğendiğim bir sistem, sevdiğim bir sistem. Ama öncelikle oyuncularımın buna adapte olması lazım. Önce oyuncu gruba bakıyorum. Bu sisteme uygunlarsa ona göre bir sistem belirliyorum. Gaziantep'te evet öyle bir oyuncu grubum vardı. Üçlü oynayabilecek bir oyuncu grubum vardı. Arkadaki oyuncularım çabuk ve top tutabilen oyunculardı. O zaman insanlarda şöyle bir düşünce vardı. Gaziantep Futbol Kulübü ikincilikten yeni çıktı. Sadece defansif bir sistem uygulayacak ve her maça bir puan ya da defansif bir sistemle oynamasını bekliyordu insanlar. Ama öyle olmadı. Biz hem defansımızı yaparken hem de atak futbolunu tercih ettik. 20'den fazla maçta sürekli gol attık ve o dönem bayağı bir rekorlara imza attık. Bir dönem lider de olmuştuk ve Antep'ten ayrıldığımda da 3. sırada ayrıldım. Devam edebilseydik, şayet devam edebilseydik, o süreç yaşanmasaydı belki de Avrupa kupalarına giden bir Gaziantep olacaktı o dönem. This city, it's important now, Belediye, everybody to come to help the team. Malatya'da evet o dönem ayrıldıktan sonra, Malatya'dan ayrıldıktan sonra bir teklif almadım. Suudi Arabistan'a döndüm. Suudi Arabistan'a teklif aldım ve orada çalışmaya başladım. O dönem Malatya'da başarılı olabilecek ortam ve imkan çok yoktu. Kulüp içerisinde bazı sıkıntılar vardı ve nitekim de kötü sonuçlandı. Malatya'da çok sevdiğim insanlar var. Oradaki çok güzel ortamımız vardı. İnşallah Malatya Spor hayatta kalır, devam eder. Hani buradan da inşallah şehrin ileri gelenleri olsun, o şehirdeki insanlar olsun Malatya Spor'a desteği verir ve kulüp hayatına devam eder. Çünkü Anadolu'da futbol çok önemli. O tip şehirlerde futbol çok önemli. Çünkü Anadolu'daki diğer takımlardan örneğin Sivas olsun, diğer takımlar olsun, Kayseri olsun, final oynayabiliyorlar Türkiye Kupası'na ve kupayı kazanabiliyorlar. O yüzden Anadolu'daki kulüpler için futbol çok önemli bir konu. Umarım şehirdeki herkes de Malatya Spor'a destek verirler ve kulüp hayatına devam eder. Now it's in good way because I know these two people and sure they will make everything to Turkish football they improve and to have a result. Türkiye'ye her zaman dönmek isterim. Benim ikinci ülkem gibi bunu zaten her zaman söylüyorum. Türk futbolda zaten her zaman bir çıkış içerisinde olan bir futbol. Özellikle çalıştığımız şimdi yeni federasyon başkanımız Mehmet Büyükekşi ve as başkanlardan Müslüm Özmen beraber çalışmıştık. Çok başarılı bir iki yıl geçirdik onlarla beraber. Türkiye'ye her zaman ilişkilerim her zaman iyi olmuştur. İlerleyen zamanlarda tabii ki dönmek isterim. 100% I am another person because I do everything for my club. Karakterim gereği savaşçı bir karaktere sahibim. Kulübede uyuyan bir antrenör değilim. Her zaman her şeyimi takımım için, kulübüm için veririm. O yüzden de bazı cezalar aldığım evet doğrudur. Bu da zaten hani Türk insanı gibi, Türk insanına çok benziyorum bu yönden. Çünkü hani savaşçı, inatçı bir kişiliğe sahibim. O yüzden kulübüm için ve takımım için elimden geleni yapıyorum. O yüzden cezalar almış olabilirim. Hakemler de bazen sanki bir rutini tekrarlıyorlarmış gibi, böyle bir zorundalarmış gibi kartlar gösterdiler bana. Ama herkese çok saygı duyuyorum. Hiçbir kötü var niyeti düşüncem yok yani bunlara. Nereye fiyat sorabilir ki?